DC uzunluğu, hemen isim verelim ona. DC'ye x diyorum. Şimdi şu üçgen, şu an sarıya boyadığım üçgen, özellikli bir üçgen. Dik üçgende hipotenüse dikime indirilmiş. Bu üçgen Öklit üçgenidir. Şimdi şöyle bir kural vardı. Öklit üçgeninde. Dik üçgende eğer hipotenüse doğru şöyle bir dikme indiriliyorsa. Biz buna h diyorduk ama biz şurayı kullanmayacağız. Şu yandaki kenara işte b diyorum. Bu tarafa c diyorduk. Şurası p, burası k. Tabii bu ikinci Öklit. Öklit'in ikinci kuralı. Şöyle diyordum. Yan taraftaki kenarın karesi. Mesela sol taraftaki kenarın karesi. B'nin karesi. P çarpı tamam oluyordu. Yani B'nin karesi eşittir P çarpı P artı K. Şimdi biz bu kuralı burada uygulayabiliriz. Yan kenarımız x. X'in karesi eşit olacak. Kendi tarafındaki parça 5. Tamamı ise 6. Yani şuradan x'in karesi eşittir kendi tarafındaki parça 5. Tamamı ise 6. 5 çarpı 6. X kare eşittir 30. X kare 30 ise x de karekök 30 olur.